Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 günde 1,5 kilo nasıl verebilirsiniz bu konuya değineceğim. Özellikle de düğün, toplantı, organizasyon gibi katılmanız gereken özel bir davet varsa kısa sürede hızlı bir şekilde sonuç almak isteyebilirsiniz. Danışanlarımla bazen görüştüğümde sağlıklı ilerleyebiliriz. Bu özel günüm geçtikten sonra daha yavaş da kilo verebiliriz. Ancak bu özel günüme kadar hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorum diyorlar. Ya da diyete ilk başladıklarında Tuğba Hanım önceden şöyle bir hızlı sonuç alsak, kilo verdiğimi bir görsem de motivasyonum artsa. Çünkü o kadar çok başarısız deneyimim oldu ki diyorlar. Yeniden motive olmak istiyorlar. Tarttaki değişimi görmek istiyor danışanlarımız. Biz de ne yapıyoruz? 3 günde 1,5 kilo verebileceğimiz sağlıklı bir beslenme programından destek alıyoruz. Peki ne yapacağız? Şimdi bu listeye başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Bu 3 günlük sürede mutlaka uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü unutmayın ki az uyuduğunuzda daha fazla yemek yersiniz. İşinize olan konsantrasyonunuz azalır. Anlık enerjinizi yükseltmek adına karbonhidrata daha fazla ihtiyaç duyarsınız. Bu yüzden uyku kalitenize dikkat ediyoruz. Gece çok geç saatte uyumamaya ve mutlaka her gün 8 saat uyumaya özen gösteriyoruz. Az uyuduğunuzda daha fazla yemek yersiniz ve 3 günde hızlı bir sonuç almak istediğiniz için lütfen porsiyon kontrolünü daha rahat sağlayabilmek adına düzenli uyuyun. 3 günlük bir süreçte hızlı sonuç alabilmek adına tuz tüketiminizi sınırlandırmanız gerekiyor. Unutmayın, tuz eklediğinizde vücudunuzdaki dokular arasında daha fazla sıvı birikir. Vücudunuzdaki ödem artışı olur. Siz 1 kilo yağdan verseniz bile aşırı tuz tüketimine bağlı 1,5 kilo ödeminiz artarsa tartıda 500 gram almış gözükürsünüz ve bu tüm motivasyonunuzu ve moralinizi bozar. O yüzden kısa bir zaman diliminde hızlı sonuç almak istiyorsanız mutlaka tuz tüketiminizi sınırlandırmanız gerekiyor. Özellikle salamura besinler, turşu gibi tuz içeriği yüksek gıdaların tüketiminden de kaçınmalısınız. 3 günde 1,5 kilo verebilmek adına mutlaka hareket düzeyimizi, hareket seviyemizi arttırmamız gerekiyor. Özellikle yapma imkanı olanlar için sabah aç karnına yürüyüşe çıkma imkanınız olursa şahane olur. 20 dakikalık tempolu bir yürüyüşün ardından vücudumuz yağ yakmaya başlıyor. Bu nedenle bu 3 gün boyunca 1 saat orta hızlı tempoda yürüyüş yapabilirseniz, hatta son 15 dakikasını koşu şeklinde değerlendirirseniz şahane olur. Ancak kilonuz çok fazlaysa lütfen koşu yapmayın. Çünkü her bir kilo fazlalık bacaklarınıza 3-4 kat baskı uygular. Bu da sizin maalesef vücudunuza, eklemlerinize zarar vermenize yol açar. 4-5 kilo kadar fazlanız varsa ve 3 günde 1,5 kilo kadar vermek istiyorsanız yürüyüşünüzün son 15 dakikasını koşu olarak rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Sabah aç karnına yürüyüş yapma veya spora gitme imkanınız yoksa gün içerisinde ara öğünüzü yaptıktan sonra veya akşam yemeğinizi yedikten 1,5-2 saat sonra da sporunuzu yapabilirsiniz. Özellikle de sıcak havalarda gün içerisinde dışarıda yürüyüş yapmak oldukça zor oluyor. Bu nedenle de evde YouTube'dan farklı spor hareketleri açarak, farklı uygulamalar açarak sporunuzu yapabilirsiniz. Bölgesel problemleriniz varsa bu bölgeleri daha çok çalıştıracak spor hareketlerine ağırlık verme imkanınız olursa harika olur. Evet, kısa zamanda hızlı sonuç almak istiyoruz. Bazen istiyoruz ki vücudumuza sihirli bir değnek değsin ve tüm kilolarımız gitsin. Ama maalesef bu mümkün olmuyor. Ve kendimizi yeniden motive etmek istiyorsak, özel bir davete katılacaksak ve vücudumuzdaki değişimleri biraz daha hızlı bir şekilde fark etmek istiyorsak sizinle paylaşacağım. Bu beslenme programını uygulayabilirsiniz. Bir de bu 3 gün boyunca mutlaka besin tüketim günlüğü tutun. Gün sonunda ben bugün neler yedim, ne kadar yürüyüş yaptım, kaç litre su içtim. Bunları mutlaka tutun ve ertesi günün yeme planını mutlaka bir gün önceden oluşturun. Yani ertesi gün sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde ne yiyeceğinizi bir gün önceden hazırlamaya çalışın. Çünkü o anda o iş yoğunluğunuzun arasında, günlük koşturmanızın arasında öğünleriniz aksayabilir. O gıdalara erişiminiz mümkün olmayabilir. Bu da maalesef 3 günlük detoks sürecinizi olumsuz etkiler. Bu yüzden yemeklerinizi mutlaka bir gün önceden hazırlamalı ve saklama kaplarınıza koymalısınız. Ve mutlaka gün sonunda besin tüketim formunuza gün içerisinde hangi besinden kaç kaşık kadar yediğinizi yazmalısınız. Bu otokontrol açısından çok iyi oluyor. Çünkü bazen danışanlarımız
sehpalarının üzerinde duran bir kase kuru yemişten bir iki tane atıyor. Ne olacak ya, üç tane bademden iki tane cevizden diyorlar ve tartı günü geldiğinde istediği sonucu alamıyorlar. Çünkü bu tarz atıştırmalıklar gün içerisinde devam ediyor aslında. O anda olan kuru yemiş yemek pişerken bir iki kaşık yemeğin tadına bakmakla devam ediyor. Bir dilim diyet bisküviden de ne olacak ki deyip aynı şekilde yeme eylemi devam edebiliyor. Besin tüketim formu tuttuğunuzda gün içerisinde neler yediğinizi çok daha iyi görür, yaptığınız hataları fark eder ve ertesi gün daha dikkatli davranmanıza yardımcı olur. Evet, detoks programımızın birinci gününde işte uygulamanızı istediğim kahvaltı. 4 yemek kaşığı ev yoğurdumuzun içerisine, 3 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı kadar chia tohumu, 1 ince dilim ananas, 12 tane çiğ badem eklenerek tüketilmelidir. Bu karışımınızın içerisine yarım silme çay kaşığı, eğer seviyorsanız bir silme çay kaşığına kadar da toz tarçın ekleyebilirsiniz. Birinci gün öğle yemeğinde ise 8 yemek kaşığı kadar az yağlı taze fasulye tüketiyoruz. Yanında 3 yemek kaşığı ev yoğurdu ile birlikte. Akşam yemeğinde ise öğle yemeğinizin aynısını tüketebilirsiniz. 8 yemek kaşığı kadar taze fasulyenizi ve 3 yemek kaşığı kadar ev yoğurdunuzu tüketebilirsiniz. Yoğurt iyi bir probiyotik kaynağıdır, protein kaynağıdır ve içerisinde konjugen linoleik asit bulunur. Bu sayede göbek bölgesindeki yağ yakımını hızlandırır. Öğle ve akşam yoğurtlarınızın içerisine bir tatlı kaşığı toplama kadar toz zencefil, toz zerdeçal, karabiber ve çeyrek limon suyu ekleyerek tüketmelisiniz. Yoğurt iyi bir protein ve probiyotik kaynağıdır. Hem bağırsak florasını iyileştirir hem de içeriğindeki konjuge linoleik asitler sayesinde göbek bölgesindeki yağ yakım sürecini hızlandırır. Bu nedenle birinci günde öğle ve akşam yemeklerindeki yoğurdunuzu lütfen ihmal etmeyin. İkinci gün sabah uyandığınızda bir su bardağı ılık suyunuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar doğal elma sirkesi veya alıç sirkesi ekleyerek içmelisiniz. Sirkelerin doğal olmasına lütfen özen gösterin. Aynı zamanda mide hassasiyetiniz varsa, reflü, ülser, gastrit gibi mide problemleriniz varsa lütfen sirkeli su içmeyin. Sirkenin tadını sevmiyorum, asla tolere edemiyorum diyorsanız da sirke yerine suyunuzun içerisine limon suyu ekleyebilirsiniz. 8-10 damla kadar limon suyu eklemeniz yeterli olacaktır. İkinci günün kahvaltısında 2 tane haşlanmış yumurta, 1 dilim ananas ve 2 yarım ceviz hakkımız bulunuyor. Kahvaltıda bol mevsim yeşilliği tüketmeyi ihmal etmiyoruz. Lif alarak tokluk süremizi uzatabiliriz. Özellikle maydanoz tüketebilirsiniz. Ödem atımınızı destekler. Daha gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler yaşıyorsanız taze nane ekleyebilirsiniz. Temiz otu, roka, tere gibi C vitamininden zengin, lif oranı yüksek mevsim yeşilliklerini kahvaltıda bol bol tüketmeyi ihmal etmeyin lütfen. İkinci günün öğle yemeğinde 150 gram kadar ızgara veya haşlama hindi ve bol mevsim salata tüketiyoruz. Salatalarımıza özellikle salatalık, marul veya göbek, temiz otu, yeşil biber, maydanoz, roka, nane gibi mevsim yeşilliklerini ekleyerek tüketebilirsiniz. İkinci gün ara öğün olarak öğle ve akşam yemeklerinizin arasında bir bardak kefir tüketebilirsiniz. Kefir iyi bir probiyotik kaynağıdır. Sindirim sisteminizi iyileştirir. Kefirinizin içerisine 1 bölü 2 silme çay kaşığı kadar toz zerdeçal atabilirsiniz. Bu arada ben kefirin tadını hiç sevmiyorum, tüketmekte çok zorlanıyorum diyorsanız bir bardak kefirin içerisine bir tane salatalık, bir tutam taze nane veya fesleğen ekleyerek blenderize edin. Tadı çok fresh ve güzel oluyor. Birazcık da su katarak seyreltebilir ve hacmini arttırabilirsiniz. Akşam yemeğinde ise öncelikle bol bir mevsim salatamızı tüketiyoruz. Unutmayın, ilk lokmayı aldıktan 20 dakika sonra beyne tokluk sinyali gidiyor. O yüzden bu 20 dakikalık süreyi iyi değerlendirmeliyiz. Bol bir mevsim salata tükettikten sonra 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdumuzu tüketiyoruz ve kendimize yağ yakımına yönelik yaptığımız sebze çorbamızdan içiyoruz. Çorbanızı yaparken elinizde bulunan tüm mevsim sebzelerini aslında kullanabilirsiniz. Özellikle de baharatlardan toz zencefil, toz zerdeçal, pul biber, karabiber ve kimyon eklemeyi de ihmal etmeyin. Sebze çorbasını yaparken kremi eklemiyoruz. Kremi kıvamında olabilmesi adına isterseniz süt ekleyerek sebze çorbanızı pişirebilirsiniz. Üçüncü gün sabah uyandığınızda yine bir bardak suyunuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar doğal elma, alıç veya ananas sirkesi ekleyerek içebilirsiniz. Sirke tüketmekte zorlanan danışanlarımız 8-10 damla kadar limon suyu damlatarak içebilirler.
Ardından 3. günün kahvaltısında 3-4 tane mantar, 2 yumurta eklenmiş, bol maydanozlu, bol dereotlu bir omlet yapıyoruz. Bu omletimizin yanında bol mevsim yeşilliğimizin, çiğ veya közlenmiş yeşil biberimizi istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. İyi bir C vitamini kaynağıdır yeşil biber ve 0 kaloridir. Kahvaltıda istediğiniz kadar tercih edebilirsiniz. 3. gün öğle yemeğinde 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu, 3 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi, 1 silme yemek kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumu ve 1 dilim ananas ekliyoruz. Öğle yemeğimizi bu şekilde tüketiyoruz. Ardından öğle ile akşam yemeği arasında açlık hissi oluştuğunda 10-12 tane çiğ fındık, 1 fincan kadar mısır püskülü veya kiraz sapı içebilirsiniz. Farklı çaylar tercih etmek isterseniz biberiye çayı, hibiskus çayı, beyaz çay, yeşil çay gibi farklı çay alternatifleri de değerlendirilebilir. Özellikle mısır püskülü ve kiraz sapı çayı iyi bir ödem söktürücüdür. Bu çayı yaptığınızda içerisinde bir tane çubuk tarçın, bir iki tane karanfil ekleyebilirsiniz. İştah kontrolünüzü çok daha rahat baskılamanıza yardımcı olur. Üçüncü günün akşam yemeğinde ise bir iki tane kabağı fırınlıyoruz ve üzerine 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu ekleyerek tüketiyoruz. Özellikle de yoğurdunuzun üzerine nane, pul biber, zencefil ve zerdeçal ekleyerek tüketebilirsiniz. Hızlı ve etkili sonuçlar alabilmek adına hemen kilonuzu 33 ile çarpıyorsunuz ve günlük içmeniz gereken su miktarını belirliyorsunuz. Bu listeyle birlikte su tüketiminizi de ihmal etmeyin lütfen. Evet, bugün sizlerle 3 günde 1,5 kilo nasıl verebilirsiniz bu konuya değindim. Sizin de bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa, listeyle alakalı danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yorum şeklinde sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. 3 gün sonunda değişimlerinizi yorumlarda benimle paylaşmanızı bekliyor olacağım. Güzel bir kilo verme süreci olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.